Rica etsem bana gen terapisinin ne olduğu ile ilgili temel bilgileri verebilir misiniz? What is it? Well, gene therapy is a way of delivering gen terapisi genel olarak genlerin vücut hücrelerine iletilmesidir. Fonksiyonlarını yerine getiremeyen hücrelerin içine genleri taşıyarak hatalı fonksiyonlar durdurulur. Gen terapisi kabaca böyledir. Bahsettiğiniz şarkıcının direkt gen tedavisi olduğunu düşünmüyorum. That's pretty much what gene therapy is. Now, the singer that you mentioned, I don't think she's bence OTA65 kullanıyor. O kapsül hücrelere bir enzim salgılatıyor. Bu enzimi almanızın iki yolu var. Biri indüksiyon, diğeri de vücuda dağıtma. Kullanan kişinin indüksiyon yaptığını düşünüyorum. Fakat diğer metot yüzlerce kat daha etkili. Ben araştırmalarımı bu yöntem üzerine yapıyorum. Gen taşınması üzerine yapılan diğer metotların üretimi geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bulundu. Ama bu durum hastalıkları iyileştirmeye, yaşlanmayı tamamen durdurmaya yetmiyor. Benim araştırma alanım işte tam olarak bu. 30 yılımı ben bunun için harcadım. Yaşlanmayı durdurmaya ve bizi sağlıklı yapacak şeylere odaklandım. İnanıyorum ki bunu başarmanın sırrı kromozomların sonundaki telomerlerin bulunduğu bölgelerde yatıyor. Gen terapisi klinik çalışmalara girmiş durumda. Bu durum bizim ilk defa yaşlanmayı tamamen tersine çevirecek bir şeyi test etmemizi sağlayacak. Laboratuvarda yaşlı bir hücreyi hayal edebileceğiniz her yönüyle yeniden genç hale getirebilmeyi başardık. Sadece daha fazla enerjik değil. Fareler tekrar üremeye başladı. Beyin fonksiyonları düzeldi. Bu durum Alzheimer ve demansın diğer türlerine sahip hastalar için bir umut vaat ediyor. Çünkü bu deneyde hafızanın geri geldiğini ve hafızaya giden kanalların yeniden açıldığını gördük. Alzheimer ve demans hastalığı hafıza kaybı olmayabilir. Bu sadece hafızaya giden yolun kapanması olabilir. Gen terapisi tam olarak budur. Sanırım biraz daha detay verebilirseniz daha iyi olacak. Çünkü şimdiye kadarki açıklamalarınızdan anlayabildiğim kadarıyla bizim Türkiye'de de tartıştığımız şey telomer ve TA65 adlı besin desteği. Ama siz bunun yeterli olmadığını ve eski bilgi olduğunu söylüyorsunuz. Ama gen terapisi yeni bir şey. Bu yenilik nedir? TA65 iyi bir ilaç. İnsanlar bunu kullanabilir. Gen terapisi çok ama çok pahalı bir teknik. İnsan hücresini kocaman bir baloncuk olarak düşünün. Gen terapisini de küçük bir baloncuk olarak düşünün. Bu küçük baloncuğun içinde gen ya da telomer var. Çocuklar bilir, iki baloncuğu birbirine yaklaştırdığınızda birleşip tek bir baloncuk haline gelirler. Gen de böyle devreye girer. Devreye girdiğinde de çok sayıda telomer üretir. Yaşlanmayı durdurmak için 30 kat daha fazla telomeraz üretmek zorundayız. Gen terapisiyle yapılan uygulamaların testlerinde bundan daha iyisini yapabildiğimizi gördük. Ve testlerde hücrenin her yönüyle yaşlanmasının geri döndürülebileceğini görüyoruz. Yaşlanmayı tersine çevirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Şimdiye kadarki bütün testler, gen terapisiyle ilgili bütün çalışmalar hazırlandı. Hayal edebileceğimiz her şekilde yaşlanmayı tersine çevirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar hiç insan üzerinde denenmedi. Bir süre önce çalışmalarımız için Labella adındaki bir gen terapi şirketinden lisans aldık. Birinci aşama klinik çalışmalar için onay aldıklarını duyurdular. Çalışmalarımızı Amerika Birleşik Devletleri'nde, San Diego ve Kaliforniya'da, Güney Amerika'da, Cartagena, Kolombiya'da gerçekleştirdik.
Gönüllüler için tarama çalışmalarına 3 gün sonra başlanacak. Planlamaya göre ilk hastalar için sonuçlar 4 ay sonra alınacak. Konsepti ilk kez deneyebileceğimiz için çok heyecanlıyım. Okay. And so I'm excited about this because it's our first opportunity to actually test the concept. Yeah, to see if it actually works. Sorun hakkında gerçekten neler olduğunu göreceğiz. Bu bizim için de neler olduğunu görebilmek için çok önemli bir tarih olacak. Bunu takip edeceğiz. Peki, gen terapisi hakkındaki eleştirilere ne diyorsunuz? Bazıları gen terapisinin kanser ihtimalini tetiklediğini iddia ediyor. Bu eleştirilere yanıtınız nedir? Öncelikle devam eden bir araştırma var. Bunu deneyen ilk insanlardan biriyim. Telomeraz enzimlerinin baskılanması kanser hücrelerini öldürmekte oldukça etkili. Telomerazın üretimini gerçekleştiren çeşitli mekanizmalar hakkında birçok araştırma mevcut. Bir nedenle insanlar telomeraz üretiminin kanser hücrelerini yok edeceği için heyecanlanmak yerine onun kanser yapacağını düşünüyor. Bu alınan besinlerle ve şekerle kanser hücrelerini beslemesi gibi bir durum değil. Birçok insandaki kafa karışıklığını anlayabiliyorum. Birçok insan kanser uzmanı değil. Aslında insanların fark etmesi gereken şey egzersiz ya da kahve içmek gibi birçok etken kansere sebep olabilir. Tam tersi, yapmadığınız birçok şey de kansere sebep olabilir. Mesela egzersiz yapmamak, kahve içmemek. İnsan bedenini büyük bir savaş alanı olarak düşünün. Sonuçta o savaşı kazanmak zorundasınız. Farklılıklar arasındaki dengeyi kurmak zorundasınız. Sonuç olarak birçok insan telomerin kansere sebep olduğunu düşünmek için ucu açık, spekülatif nedenlere sahip. Why they think that telomeres might cause cancer. Ancak insanlar telomeraz eksikliğinin aslında kansere yol açabileceğini göz ardı ediyorlar. Bilimsel literatürde oran olarak telomerazın kansere sebep olduğunu iddia eden sadece bir yayın varsa bunun tersini gösterecek yüzlerce bilimsel yayın bulabilirsiniz.